Evet, suni tohumlama cihazı çalışmamızın sonuna geldik. Alet bu. Şimdi ben tek tek sağ taraftan başlayarak anlatayım. Bunların teknik çizimlerini daha sonra sunacağım zaten. Ölçülerini tek tek boy boy. Buraya yaklaşalım. Niye? Başlama. Yaklaşmıyor. Buraya yaklaşalım. Bu 6 milimlik pirinçten mil, uç kısmını tornada enjektör gibi yaptırdık. Enjektörün ağzı gibi şu şekilde. Sonra bu milin gidip geldiği yere 6,5'luk matkap ucuyla delik açtık. Buraya yarı kaçtık, o-ring taktık. Milin bırakıyoruz, istediğimiz yerde kalıyor. İleri geri gidiyor ama frenli gibi yani. Ve bu mil hem yukarı aşağı hem de sağa sola hareket edebiliyor. Bunu da şuraya koyduğumuz iki tane parçayla sağladık. Bu parçaların ölçüsü çok önemli değil. Sonra şu bizim direğimiz 6 milimlik milden ucuna diş açtık, tabloya monte ettik. Vidalarla sağa sola istersek ayarlayabiliyoruz. Şu bu kancamızı yaptık. Yaklaşalım kancaya. Şu şekilde. Fotoğraflarda bakarak aynısını yapmaya çalıştık. Zaten YouTube'da da bu kancanın yapım videosu var. Bunlar da yine gevşekliğini şu arkadaki kelebek vidalardan ayarlayabiliyoruz. Şimdi geldik orta kısma. Anayı tutan kısım. Burayı da normalde literatürde 65 derecelik açı olması gerekiyor diye yazıyor. Biz işte burayı gene vidayla sıkarak ayarlıyoruz. Kaç derece olduğunu ayarlamak için. Şunu şöyle çevireyim. Burada içine o-ring taktık. Bunun anayı çıkaracağımız kısmı ayarlayabiliyoruz. Yine bunun da literatürde ölçüsünü bulduk. İşte içi 6.7, şu iç kısmı 6.7 mm. Şu ağız kısmı da 4.7 mm. Anayı buraya koyduğumuzda şurada o-ring ile istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Zaten burada da karbondioksit gazı geliyor. Yine bura şu parçanın da alt kısmını kelebek vidalı yaptık. İstersek sağa sola ayarlayabiliyoruz. Şimdi geldik sol tarafa. Burada da şurada cımbızımız var. Yine sağ taraftaki kancada aldığım olduğu gibi yine bu cımbızı da burada yarık açtık, o-ring taktık. Cımbızın da iç kısmının tek tek fotoğraflarını göstereceğim, ölçülerini. Şu şekilde cımbızımızın içi. Arkada bir elimizi bastırdığımız kısım. İçinde vida. Ve uç kısmı da bu şekilde cımbızın. Bu şekilde alüminyum boru. Cımbızımız da yine aynı. O oraya taktığımız o-ringden dolayı çekiyoruz. Bıraktığımız yerde kalıyor. İleri geri hareketi bu şekilde. Cımbız da aşağı yukarı sağa sol hareket edebiliyor. Geldik buradaki parçalara. Bu mikroskopun bir parçası Charo diye geçiyor. Bunu Çin'den satın aldım. Size linkini vereceğim. Charo şu şekilde. İnternetten buradaki delikler açılmadan geliyor. Şuraya iki tane delik açıyoruz tornada. Sağa ve sola. Sonra Charo'nun şu alt kısmında delikler var. Bu delikleri biz genişletiyoruz. Vidamız rahat girsin diye. Charo'nun uç kısmına enjektörü tutturmak için şöyle bir aparat yapıyoruz. Tornada. Frezede buraya bir kanal açıyoruz. Bunu da aşağıdan tutturuyoruz. Onu da göstereyim. Şu şekilde. Burada iki tane vida bunu tutuyor. Daha sonra bu da yine şuradan ayarlı yaptık. İstersek uzaklaştırabiliyoruz, istersek yaklaştırabiliyoruz. Yine bunun da enjektörün açısını da şöyle aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Sonra bu enjektörümüzü buraya takıyoruz. Enjektör de şu şekilde vidayla buraya sabitlemiş oluyoruz. Şu şekilde arkadaki vidayla sperm alıyoruz ya da spermi anaya enjekte ediyoruz. Enjektörümüzü de göstereyim. Enjektör de şu şekilde 3 parçadan oluşuyor. Bunun da yapılışının ölçülerinin tek tek vereceğim. Şu şekilde enjektörümüz bunlar.
İşte burada bir kanal var. İçi gözüküyor enjektörün. Pistonun. Alet bu şekilde. Şu aletin alt ayaklarını da normal vidadan yaptık. İstersek yükseltebiliyoruz. İki tane kanal yaptık. İster bizim daha önceki gösterdiğimiz mikroskoba göre, ister başka mikroskoba göre ayarlanabiliyor. Yani her şeyini ayarlı yaptık. Bir de olur ya, ileride bunlar sağa sola yapa yapa gevşerse diye şuraya diş açtık. İstersek buradan vidayla sıkabiliriz. Bu şekilde. İstersek buraya da vida koyarız. Şunları sıkarız. Direkte de daha sıkı hale getirebiliriz istersek. Suni tohumlama aletimiz bu şekilde. Bu çalışmada İzzet Akçay, Umut Özer çok katkılar oldu. İkisine de çok çok teşekkür ederim.